Kazandığınızda ilk yapacağınız işlerden biri olan e, A4 kağıda yazılı maddeleri açıklayarak ülkeye 30 dakika içinde derin nefes aldıracağınızı söylemişsiniz. O kağıtta ne yazacak e, söyler misiniz diye soruyorlar. Bizim bir ilk 90 dakikamız var onu söyleyeyim. 30 güne varmadan ilk 90 dakikada ne açıklayacağız? İlk 90 dakikadaki açıklamamızın özünde özgürlükler olacak. Başta da ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü. Diyeceğiz ki gazetecilerimize, basın kuruluşlarımıza değerli arkadaşlar Artık özgürsünüz. Şöyle rahat bir nefes alın. Bundan sonra eleştirel yayın yaptığınız için ya da eleştirel yazdığınız için, konuştuğunuz için, hiç kimse sizin patronunuzu arayıp işten kovduramayacak. Çünkü biz öyle bir şey yapmayacağız. Eleştiriye tahammülü olan bir iktidarız biz. Yani eleştiri demokraside o kadar doğru bir şeydir ki mesela ben Plan Bütçe Komisyonu'nda yani 13 yıl boyunca kanunlar getirdim götürdüm. Orada muhalefet milletvekilleri de vardır. Sayın Kılıçdaroğlu da hatta ilk Plan Bütçe Komisyonu'nda komisyon üyesiydi. Yani ben bakan olarak otururdum ve onlar da soru sorardı bana. Ve onların sorularından çok şeyler öğrenirdim. Gerçekten atladığımız şeyler olurdu, hazırlıklarımızda yanlışlar olurdu, onları düzeltirdik. Çok şey öğrenirdim ben oradan. Dolayısıyla eleştiriye tahammül etmek gerekiyor. Hakaret ayrı bir şey. O, o ayrı ama hani düzgün bir üslupla yapılan eleştiri bir iktidar için çok kıymetli. Yani ne güzel bedavaya sizin yanlışını düzeltiyorlar değil mi? Para da ödemiyorsunuz kimseye. Yanlışlarınızı söylüyorlar, siz de düzeltiyorsunuz. Ha, katılmadığınız şeyler varsa da siz anlatırsınız onları ikna edersiniz. Evet, Dolayısıyla i̇fade özgürlüğü, basın başka. özgürlüğü, ifade özgürlüğü son derece önemli. Hemen arkasından yargı bağımsızlığı. Yani döneceğiz biz diyeceğiz ki hakimlerimize, savcılarımıza. Değerli hakimlerimiz, değerli savcılarımız, artık bundan sonra bizim hükümetimiz hükümetimizden size baskı gelmeyecek, talimat gelmeyecek, notlar gelmeyecek. Kimse size telefon edip de şu dosyayı şöyle yap, bu kararı böyle ver demeyecek. Yargının bağımsızlığını sağlamak inanın ilk 90 dakikalık mesele. Yani bir 90 dakikalık maç izleme süresinde, şöyle hani keyifli bir kahvenizi içme süresinde yapacağımız ilk basın toplantısıyla hem ifade özgürlüğü, basın özgürlüğünü sağlayacağız hem de yargının bağımsızlığını sağlayacağız. Ama yargının bağımsızlığı ayrı, tarafsızlığı ayrı. Yargının tarafsız çalışması sağlamak reform işi. O da bizim burada yargı reformunda 198 maddede var. Yani o bayağı nitelikli bir çalışma gerekiyor ama ne yapacağımızın hepsi var. Hepsi var yani. Ee, Tabi ya avukatlık mesleğinin itibarını yükseltmesinden tutun da avukatlarla savcıların mahkemelerde aynı seviyede oturmasına kadar hakimler savcılar kurulunun ayrılmasına kadar yani her şey her şey biz buraya yazmış durumdayız anayasa değişikliği gerektiren her şeyi de ne yaptık altıl masaya getirdik anayasa paketinin içerisine koyduk yani bizim anayasa değişiklik paketimiz yargı reformumuzun altında sağlam bir basamak oluşturuyor bu basamanın üzerine yargı reformunu inşa ediyoruz. Anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açacak mısınız gerçekten? Gündemimizde yok böyle bir şey. Yani evet. an, belli işte burada belli. Gündemimizde yok. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim deva partisinin parti programında da bir konu yok. Buradaki hazırlıklarında da yok. 2000 sayfanın üzerinde hazırlık. Bu 2300 maddelik ortak politika dokümanında yok. Yok yok böyle bir şey gündemimizde yok. Türklüğü anayasadan çıkaracak mısınız? Ortak politika metninde böyle bir şey yok. Ama bizim kendi Deva Partisi'nin hazırlığında vatandaşlık tanımının yenilenmesiyle ilgili bir hazırlık var. Yani vatandaşlık tanımını biz daha kapsayıcı, kucaklayıcı bir vatandaşlık tanımı haline getiriyoruz. Bu bizim çalışmalarımıza var. Yani Türklük kelimesi anayasanın belki 25-30 yerine geçiyor. Türk ve Türklük ifadesi. Bunların hiçbirisine dokunmuyoruz. Bakın orada da çok ciddi bir dezinformasyon var. Bunların hiçbirisine dokunmuyoruz. Ama ne yapıyoruz? Vatandaşlık tanımını bütün vatandaşlarımızı kuşatacak bir şekilde yeniliyoruz. Yani vatandaşımız Türk de olsa, Kürt de olsa, Laz da olsa, Roman da olsa, Boşnak da olsa, Gürcü de olsa, kim olursa olsun bu ülkenin ben vatandaşıyım diyecek. Sorduğunuz zaman herkes ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım diyecek. Ve herkes devlete aynı samimiyette ve aynı mesafede olacak. Bizim e, vatandaşlık tanımı bu ama... Anlat yok Türk düğü çıkaracak bu. Yani sosyal medyada biliyorsunuz troller, maaşlı trollerin bunlar e, yaptığı işler. Biliyorlar DEVA Partisi'nin güçlendiğini. Biliyorlar DEVA Partisi'nin şu anda Türkiye'nin en hazır partisi olduğunu. Bak iddia ediyorum ben. Yani böyle bir çalışmaya getirsinler konuşsunlar. AK Parti MHP var mı böyle bir şey? Yok. Biz en hazır partisiz. Bunu biliyorlar. Onun için bizim böyle hedefledikleri 3-5 konu var. Oralardan böyle yaylım ateşler. Tutmaya çalışıyorlar ama işlemiyor. Niye işlemiyor? Çünkü işin özünü bilen gayet güzel bir şekilde anlıyor. Ee, 2002-2008 dönemi yapılan özelleştirmeler ve satışlar bugün geldiğimiz noktanın müsebbibi durumunda. Millet İttifakı seçimi kazanırsa yine aynı politikayı takip etmeyi düşünüyor musunuz? Eğer aynı politika devam edecekse e, haberi olsun Ali Bey'e söyleyin diyor. Ben oy vermem demiş Varol Bey soruyor size. Şimdi özelleştirmeleri ikiye ayırıyoruz. Geçmişten de ders alıyoruz. Ee, geçmişte özelleştirmelerle ilgili de evet e, hatalı işler oldu. Şu andaki yöntemimiz şu. Hem buraya yazdık hem de altı partinin ortak mutabakat metnine yazdık. Herhangi bir ürünü eğer özel sektör rekabet içerisinde zaten üretiyorsa yapıyorsa devletin o işten çıkması gerekiyor. Yani devletin kalem yapan fabrikası varsa biz o fabrikayı özelleştiriyoruz. Hmm. Çünkü kalemi özel sektör zaten rekabetle yapıyor. En iyi en ucuza yapma mücadelesini özel sektör veriyor. Devlet niye hala kalem yapmakla uğraşsın? Ancak elektrik dağıtım, doğalgaz dağıtım. Yani özelleştirildikten sonra tekel durumunda olan şirketler var ya, işte o alanlarda bakıyoruz özelleştirme doğru olmadı. Yani özelleştirmenin özelleştirmeden sonra çok iyi bir denetimle devam etmesi gerekiyordu. Fakat öyle şekilde yapıldı ki bazı özelleştirmeler o, o firma sahipleri denetleyen kuruluşlardan daha etkili olabiliyorlar. Kimin üzerinde? Bakan ya da Cumhurbaşkanı üzerinde. Yani o özelleştirilen dağıtım şirketlerini denetlemeye giden eleman çok zayıf bir eleman. Fakat onun patronu o işini bakanla, cumhurbaşkanla falan halleden insanlar bunlar yani. Dolayısıyla bunlar denetlenemiyor. Denetlenemeyince de vatandaşa hizmet pahalı ve kötü gidiyor. Dolayısıyla mesela bugünkü e, aklımız olsa biz bu tekel durumdaki kuruluşlar var ya bunları hmm. özelleştirmezdik. Çünkü hmm. Biz şöyle dedik yani bunlar özelleşir ama iyi bir denetimle de özel sektörlerinde verimli gider ama o iyi denetim olmadı sağlanamadı. İyi denetlenemeyince de o özelleştirmelerde maalesef sıkıntı var. Dağıtım şirketlerinde sıkıntı var. Ama bugün şu, şununla aynı noktadayız. Yani şu blok üreten bir fabrikası varsa devletin devlet onu hemen özelleştirsin. Özel sektörde zaten 100 tane bloknot not üreticisi vardır. 101. de olur o devam eder yani devlet bunlarla uğraşmasın.